Avustralya'ya tarihi rekoru kırmak için gitti. Turnuvaya katılamadan sınır dışı edildi. Novak Djokovic'in filmlere konu olacak hikayesi Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Melbourne'ün kapısından dönmesiyle sonuçlandı. Aşı karşıtı tenisçinin vizesi toplum sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle ikinci kez iptal edilmişti. Teniste dünya bir numarasının itirazını reddeden federal mahkeme Novak Djokovic'in sınır dışı edilmesine karar verdi. 10 gündür giriş yapmaya çalıştığı ülkeyi terk edecek yıldız sporcu üzgün. Sosyal medyadan açıklama yapan Djokovic, "Avustralya'da kalamayıp Avustralya Açık'a katılmamı engelleyen karar sebebiyle çok üzgünüm. Mahkemenin kararına saygı duyuyorum. Geçtiğimiz haftalarda tenise odaklanmakta zorlandım. Umarım ilerleyen günlerde sevdiğim oyuna odaklanırım" ifadelerini kullandı. Djokovic hayranları kararı mahkemenin önünde protesto etti. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, halk sağlığı ve güvenliği nedeniyle mahkeme kararından memnun olduğunu belirten yazılı bir açıklama yaptı. Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vučić ise öfkeli. All of us in Serbia are very much disappointed with. Elbette tüm Sırbistan Djokovic aleyhine çıkan karar sebebiyle üzgün. Bunun hukuki değil, siyasi bir karar olduğunu düşünüyorum. Novak'a 10 gündür işkence edildi. Basın onu karalama kampanyası başlattı. O bizim dünya şampiyonumuz. Her zaman bizim kalbimizde. Avustralya Açık'a katılamayarak Roger Federer ve Rafael Nadal'la paylaştığı 20 Grand Slam şampiyonluğu rekorunu kırma şansını da kaçıran Djokovic'i zor günler bekliyor. Aşı karşıtlığı sebebiyle hayran kitlesi erozyona uğrayan dünya bir numarası 25 milyon doları bulan yıllık sponsorluk gelirlerinde kayıp yaşayabilir.